Evet, Kanal 2000 ekranlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar değerli izleyenlerimiz. Şenol Yıldız'la Açık Açık programına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, Şenol Yıldız'la Açık Açık programımızın stüdyo konuğunu hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Mersin'in sevilen, sayılan ve Mersin kamuoyunda takdirle çalışmalarını, başarıları imza atan değerli bir başkanımız. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı, aynı zamanda Mersin Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Sabit Yel Kovan CTO konum. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Kanal 2000 ve şahsınıza teşekkür ederim. Bize bir fırsat verdiniz. Bu fırsatı Allah izin verirse değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Ben bütün Mersin halkına saygılarımı Evet. Evet Sayın Başkanım, şimdi ben size bir dokunacağım, bir nah çekeceksiniz. O belli başlı ortaya. Değerli izleyenlerimiz, biliyorsunuz bu pandemi döneminde yaklaşık şimdi 2 yıla yakın bir süredir Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi birçok insan, esnaf işinden oldu. Hayatını kaybedenler oldu, işinden gücünden olanlar oldu, ölenler oldu. Ölenlere de rahmet ediyoruz. Evet, Sayın Yel Kovan, siz Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Başkanı olarak birçok esnaf mağdur oldu. Kredi dedik başta, kredi kooperatif başkanısınız. Kredi çekip de ödenmeyenler oldu. Neler söyleyeceksiniz? Oradan bir başlayalım, şöyle bir gelelim. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Şenol Bey. Şimdi ben size şöyle hemen izah edeyim. Bu pandemi sadece Türkiye'ye değil, dünyayı Dünya, yerinden oynattı. Biz de Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi olarak bütün esnaf arkadaşlarımıza destek olmak için kenetlenmiş vaziyetteyiz. Hala da destek oluyoruz. Bir şey söylemek gerekirse, yani doğruyu söylemek gerekirse, devletimiz gereken yardımları hepsini yaptı. Biz de esnaflarımız. Ancak abi bazı şeylerde de eksik kalınan yerleri de var. Hepsini tamamlayamadık, hepsini düzeltemedik ama ben inanıyorum ki ileriki günlerde bunlar biraz daha bir farklılık getirecekler. Şimdi esnaf çok borçlandı. Şu kısa zaman içerisinde, diyelim ki Temmuz'dan sonra her şey açıldı, rahatladık, herkes işine gücüne başladı. Acaba 6-7 ayda biz para kazanıp borçlarımızı ödeyebilecek miyiz? Veya aidatlarımızı ödeyebilecek miyiz? Aylık borçlarımızı ödeyebilecek miyiz? Sıkıntının biri bu. Evet. Çünkü kooperatiflerin bütün yapılandırması 31 Temmuz'da sona eriyor. Daha önceki yapılandırma Haziran'ın sonunda bitiyordu. Arada yapmış olduğumuz yapılandırma da 31 Temmuz'da bitiyor. Ha, henüz daha çalışma ortamına girmedi esnafımız. Evet. Yani tam kapasiteyle çalışmıyor. %30, %20 kapasiteyle çalışıyor. Bu pandemiden dolayı. İnşallah ileriki günlerde işlerimiz de açılır. Yalnız tabii biz esnaf adına konuşurken de 31 Temmuz'dan sonra yeniden bir yapılandırmadan ziyade bir erteleme düşünüyoruz. Yalnız ertelemeyi düşünürken hem faiz oranlarını ortada tutmak, yani bir banka faizi gibi düşünmeden ortada tutmak, artı bununla birlikte tarihleri daha önce ödemesi gereken yıl sonuna atması gerekli. Yani eğer 3 yıl vermişsek biz arkadaşımızın ödenmesine, 3 yıldan sonraya atıp o aylıklara bölsünler onu. Bunu istiyorum. Bu bir rahatlama getirecek. Eğer bu sıkıntıları atlatamazsak, bu sıkıntıları aynı bir sıkıntı daha çekeceğiz. Kooperatifler kredi veremez duruma gelebilirler de. Çünkü belirli bir rakamımız var. Belirli bir süreçte çalışıyoruz. İçeriye girmeyen parayı tekrar dağıtma imkanımız olmayacak. Olmayınca da ister istemez esnafın zor durumda bırakacağız. Esnafın beklentisi çok. Beklentisi çok. Bu beklentiye cevap verecek olan yine yukarıdaki büyüklerimiz. İnşallah bizden alırlarsa şeylerimizi, yani söz alırlarsa biz hepsini söylemeye hazırız. Zaten genel başkanımız var. Allah kendisinden razı olsun. Burada açık menüsünü. Abdülkadir Akgül genel başkanımız. Gerekli olan her şeyi yapıyor. Bizim de söylediklerimizi hükümete bildiriyor. Çok güzel bir oluşum var. İnşallah bölge birliği başkanımız Muhammed Yalçın da aynı şekilde. Güzel bir çalışma sistemimiz var. Şimdiye kadar hiç aksatmadık. Kredi vermeleri de aksatmadık. Buna da sebebin en büyüğü kredilerimiz geldi. Dağıtmak için geldi. Hükümet bizi hiç şey bırakmadı, boş bırakmadı. Sürekli para gönderdi. Bu paranın da akması esnafı biraz daha rahatlattı. Ama şimdi esnaf 5 lira borçluyken şimdi 15 lira borçlandı. Bu borç batağından çıkmaları gerekli. En fazla bundan etkilenen de lokantacılar ve kahveci kardeşlerimiz oldu. Bizden daha önce kredi çekenler şimdi ödeyemeyecek durumdalar. Oyun oynanıp onu oynanmayacağını bilmiyoruz. Daha onu henüz açmadılar. Tamam, kahveleri açtılar ama oyunu da
müsaade etmediler tahmin ediyorum. Sadece çay içiliyor değil mi? Evet, sadece çay içiliyor. Bu da bu tek çayla da bu rakamlar nasıl ödenecek onu düşünüyoruz. Lokantalar şu an açıldı, ona kadar müsaade ettiler. Tabii bu mecburi olan bir şey. Ancak bunun önlemini de almak mecburiyeti de yine bize düşüyor. Evet. Yani bize düşüyor. Biz şimdi esnafın mağdur olmasını istemiyoruz. Esnafın zor durumda olmasını istemiyoruz. Biz esnafla baş başa olan, biz de esnaf olduğumuz için esnafla baş başa. Onların dertlerini açmak, onların dertlerini karşı tarafa bildirmek, onların önlerini açmak gibi bir şeyimiz var. Umudumuz var. Bu umudu da yapacak olan şeyler yukarısı yapacak yani. Hükümet veya genel başkanlığımız yapacak, bunları iletecek ve biz önümüzü açacağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi diyelim ki az önce de konuştum, yani Temmuz'da açıldı. Ama iş zaten istenilen randımana vermeyecek. Vermediği zaman tekrar ödeme olasılığımız olacak mı, olmayacak mı? Olmazsa kooperatifler sıkıntıya düşecek, biz daha kimseye para çıkışı yapamayacağız. Kredi veremeyeceğiz. Esnaf 5 lirayken dediğim gibi 15 lira borçlandı ve faizli borçlandı. Bu oranlar bizi sıkıntıya soktu. Daha önce 4,5'tu faiz oranlarımız. Şimdi 8,5'a çıktı. Bu pandemi döneminde bunun olmasını ben hiç tavsiye etmedim. Bir kooperatif başkanı olarak. Yani pandemiden sonra toparlamak açısından şeyler yapılabilir. Sayın Başkanım, nereden baksanız yani şimdi bir toparlamaya bakılsa, bir esnaf normale dönse hayat, 1,5-2 yılda ancak kendini biraz toparlayabilir. Çünkü elektrik faturaları, doğalgaz, su, vergi borçları, bunlar hep çoğalmış, bekliyor yani. Her taraf aldı başını gidiyor. Evet. Esnaf olduğu yerde sayıyor. Evet. Burada bir sıkıntı var. Yani burada bir hem tabloda hem yapılan işlemlerde sıkıntı var gibi gözüküyor. İstenilen yolu bulamadık. Tamam, bir süreçten geçiyoruz. Bu pandemi denilen lanet olsun, bu bela bütün insanlarımızın başına, hatta dünyanın başına bela açtı. Onu atlatmaya çalışıyoruz ama esnaf bundan çok sıkıntı çekti. Ya bu sıkıntıyı atlatabilmemiz için bizim birlikte hareket etmemiz lazım. Birlikte hareket etmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde ne olacak bilmiyoruz. Şimdi salonları falan açtılar, düğün salonlarını falan. Tabii ki belirli saatlerde belirli kişilerle yapacaklar bunlar. Bakalım ne olacak? Ya önümüzde neler çıkacak onu da bilmiyoruz. Temmuz'dan sonra pandemi tekrar yeniden bir işleme girer mi, durular mı? Şu ana kadar yapılan sağlık çalışmalarında ben şahsen Türkiye'nin ileride olduğunu gördüm. Evet. Yani ileride olduğunu gördüm. Bu bir gerçek. Tamam. Bir aşılarımız falan geç geldi. Eğer aşı olaylarını tamamen bitirirsek biraz daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkanım, şimdi zamanında geçmiş dönemlerde esnafta kredi çekip şu son 1,5-2 yıldır hemen ödeyemiyorlardır mutlaka, değil mi? Tabii, şimdi şöyle söyleyeyim sana. Zaten bu süreç tamamen batırdı. Evet. Yani pandemi süreci etrafı tamamen bitirdi. Bırak para ödemeyi, para kazanamıyorlar ki ödesinler. Evet. Yani böyle bir sıkıntı içerisinde esnaf. Onları atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Tabii bu hep inşallah da maşallah, tabii biraz da bizden bir şey olması lazım ki Tanrı yardımcımız olsun diyeceğiz, çıkacağız. Şimdi öyle bir şey ki Sayın Başkan, gerçekten de yani Allah yardımcıları olsun esnaflarımızın, çok zor durumda. Çünkü kaç üyeniz var Sayın Başkanım? 4500. 4500 tane üyeniz var. Hemen hemen çoğu, bunun %80'i, %90'ı kredi kullanmıştır. Zaten hemen hepsi dersem de 1200 aktif var. 1200 aktif var. Çalışan, yani bizden evet. Kredi şu an çekmiş 1200 arkadaşım var. Onlarla şey yapıyoruz. Normal 80 milyonun üzerinde bir esnafa para dağıtmışım. Şimdi daha önceden tabii bu rakamlar yükseldikçe esnaf rahatlıyor ama bu pandemiden dolayı bu paraların geri alınması da zorlanacağız yani. Peki Sayın Başkanım, biliyorsunuz devlet bir geçen de bir yasa çıkardı işte. Karşılıksız 3000 lirayla 5000 lira arasında bir hibe desteği sundu. Kime esnaf faydalanıyor, kime esnaf faydalanamıyor? Kimler faydalanıyor, kimler faydalanmıyor? Şimdi tabii biz bunları sorduğumuzda kapalı olan esnafların bu paradan istifade edeceklerini, bu krediden bu alacaklarını söylediler. Ancak kapalı olmayıp çalışan arkadaşlarımız da zaten çalışamadılar ki. Açıklar ama çalışamadılar. Evet. Onların da isyanları şimdi bize. Bir tornacı, demirci alamıyor. Efendim, bir su tesisatçısı alamıyor. Bir enerjici alamıyor. Ama kahveci ve lokantaları da, onlara söz söyleme hakkımız yok. Bu bir gerçek. Yani servisler, servisteki arkadaşlarımız da keza, çünkü okullar kapanınca servisler de durdu. Biz tabii ki hepsinin almasını isteriz ama burada bir ayrım yapıldı. Bu ayrımda da esnaf olarak, başkan olarak biz çok sıkıntıya düştük.
Ama Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında hep bunlar saydı. İşte kuaförmüş, su tesisatçısı, hırdavatçısı, boyacısı şimdi, falan buna benzer birçok esnafın faydalanacağını söylemişlerdi. Biz hepsinin faydalanacağını düşündük. Evet. Yani biz kendimiz olarak en fazla. Ha bize ne der? Sen 5.000 değil de 3.000 alacaksan, 2.000 alacaksın. Bu 5.000 alacak gibi olabilirdi. Ama hiç faydalanmadığımız kişilerle yukarılara da söyledik. Konfederasyon olarak bakanlığa da bunu bildirdik. Ayrım yapmayın çünkü biz zorda kalıyoruz. Evet. Ama yapıldı. Henüz bir haber daha yok. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkar diye düşünüyorum. Örnek verecek olsak garsonlar, buna benzer müzisyenler, yerel sanatçılar falan hepsi çok kötü bu durumda. Pandemi olayı, biz hep tabii konuyu hükümete getirdik ama evet. Yerel yönetimlerin de yardımcı olması gerekir. Yerel yönetimlerin de yardımcısı. Biz bazı şeyleri duyuyoruz bazı belediye başkanlarından. Para dahi veriyorlar dükkanı açılmayan kişilere. Belirli bir rakamlarla veriyorlar. Çalışanlarına veriyorlar. Peki Sayın Başkanım, aklınızı kesin. Şimdi bir örneğin yerel yönetimlerden bahsettiniz. Bir valilik olsun veya büyükşehir belediyesi işte sizleri çağırıp da ya işte mağdur olan esnaflarınıza işte ev kiralarında, su, elektrik paralarında buna benzer işte biraz da maddi açıdan... Ben maddi açıdan söylemeyeceğim ama yaşa bakımından bir de kahveci arkadaşların su paralarını ödediler tahmin ediyorum. O şekilde bir şey çıkmıştı Büyükşehir'den. Onları verdiler. Bu da bir yardım yani yardımın iyisi kötüsü olmaz. Evet. Küçüğü büyüğü de olmaz. Evet. Yardım yardımdır. Ama daha farklı şeyler de daha düşünülebilirdi. Tabii onların takdirine kalmış bir şey söyleyemeyiz onlar için. Çünkü gerçekten de yani bir şehrin kalkınması için tabandan yukarı doğru çıkması lazım. Şimdi bizim burada, bunu ben Mersin için konuşuyorum Türkiye genelinde. Biz sadece burada balık yemeyi insanlara öğretiyoruz. Evet. Bizim aslında balık tutmayı öğretmemiz lazım. Balığı her zaman yedirebilirim. Balığı tutmayı öğretmemiz gerekiyor. Yani Mersin'de mesela esnafın ayağa kalkması için hiçbir hamle yapılmadı. Yapılmıyor da, belki de yapılmayacaktı. Onu da bilemiyorum. Önümüzdeki günler bunu gösterecek. Bugün biz Mersin'de şu mevcut sanayi sitesinde de görev yaptım. Tırmız sanayi sitesinde de görev yaptım. Toroslar sanayi sitesini zaten oda olarak kendimiz kurduk. 100 tane arkadaşımıza verdik. Büyük de bir projenin üzerindeyiz. Yine sanayi sitesi olarak ama belediye başkanlarımızdan bir türlü istenilen şeyi alamadık. Mersin biliyorsunuz siz de buradasınız. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Şehrin evet. İçerisinde gürültü ve gürültü kirliliği yapan binlerce esnafımız var. Bir tane iki tane değil. Binlerce esnafımız var. Bunu herkes görüyor, herkes biliyor. Biz bunları bir araya sormuşuz. Çünkü ben zamanında 1973'te, 74'te Zeytinlibahçe Caddesi'nde çalışıp 40 metrekarede bir dükkanımız vardı. Öyle mücadele ediyorduk. Yolu falan da kapatıyorduk o zamanlar. Çünkü araba yoktu doğru dürüst, bir şey yoktu. Ama şimdi öyle bir hale geldik ki bir arabayı daha yola koyamıyorsunuz. Bunun neticesinde dükkanda istenilen işler çıkmıyor. Büyümenin tek yolu sanayi. Ha, bunu ben yaparım, Ahmet yapar, Mehmet yapar, belediye yapar, TOKİ'ye bakayım yaparsa yapsın. Biz bunun şeyinde değiliz, yapılması gereken olan şeyleri söylüyoruz biz. Bu iş kalkınmadan geçer. Eğer bizim yaptığımız yerde mesela 2 yıl uğraşıp zirai alandan çıkarttığımız yeri şimdi konut alanına çevirdiler. Konuta çok mu ihtiyacımız var? Zaten 85 kilometre deniz kenarında boş konutumuz var. Evet. Bunlar bütün yaz boyu tamamen çalışıyor 2 ay. Ondan sonra tamamen bir tanesinin lambasının yandığını göremezsiniz. Şimdi bizim sanayiye ihtiyacımız var derken kalkınmada öncelikli bazı şeyler yapmamız gerek. Eğer bir 1.000 tane dükkan yaptığımız zaman 4'er kişi çalışsa işte 4.000 kişiye iş, 4.000 yanında 2 de çocuğu olsa işte 10-12.000 kişiye hizmet etmiş. Yani bunların önünü açmak gerek. Kapatmamak lazım. Yani bunları düşünecek olan aslında ben değilim. Ya ben bir oda başkanıyım. Ben esnafımın daha rahat çalışması için ortam hazırlamam lazım. Daha çok gelişmesi için dükkan yaptırmam lazım. Ben yapamam. Benim böyle bir gücüm yok. Ancak kooperatif kururum. Geçerim kooperatifin başına. Bu arkadaşlarımıza dükkan vermeye çalışırım. Ya mesela Toroslar'da Mustafa Demirci başkanımız o zaman bize bağış mı yaptı değil, parasını ödedik. Ama verdi. 50 dönüm bir arazi verdi. 100 tane dükkan yaptık. Toroslar bölgesini. Meram Sanayi'yi biliyorsunuz. Evet, evet. İşte kaldırıldı. İşte o caddenin üstü temizlendi.
Ama şimdi orada yetmedi. Caddenin üstünde tekrar dükkanlar açılmaya başladı. Başkanım, deyin, ben Aksaray'ı örnek göstereceğim. Evet. Aksaray'da 1500 dükkan yapılmış. 1500 dükkan yapılmış. 200 bin dönüm arazide açık bırakmışlar. İleride bir şeylere lazım olursa tekrar sanayi yapılsın diye. Ha bizim sorduğumuz zaman diyorlar ki burada yer yok. Çalışmalar da bunlar çıkar. Zaten otobanın üstü olduğu gibi şey orman alanı diye evet. geçiyor. Orman arazisi diye geçiyor. Bu çalışmaları zamanında biz yaptık. Ama bunun bu tarafında da bir arazi gösterdik. O kadar da çok güzel bir arazi dedi. Olsa olsa da burası artık sanayi oldu. Evet. Böyle bir işleme geliştik. Ama baktık ki orada konut alanına çevirmişler. Ben ona da razıyım. Açık söylüyorum. Benim kooperatifim bir şey. Ben ona da razıyım. O zaman imara açın. İmara açın da ne yapacağınızı bilelim. Başkanım, geçenlerde belki duymuşsunuz. Kamuoyunda da biraz hareketlilik oldu. Kargaşa oldu. Bu Mezit'te yeni bir sanayi kurulması için girişimde bulundular. Daha sonra da işte oranın bölgenin halkı isyan etti. İşte bizim Narenciye bahçelerimiz gibi buraya sanayi olmaz, olur, olmaz diye. Bayağı bir ortalık hareketlendi. Ben o konuya hiç girmek istemiyorum. Evet. Zaten vatandaş gerekli olan cevabını verdi. Ben hiçbir zaman için zirai bir alana sanayi yapılmasına taraf değil. Evet. Şahsım olarak. Çünkü bizim araziye ihtiyacımız var. Siz bilmezseniz Sayın Sonu, Müftü Köprüsü'nden sonra ev yoktu. Evet. Şevket Pozcu diye bir pozcumuz vardı. Şevket Pozcu'nun yeri vardı. O ev hala orada duruyor. Orada hep bahçeler var. Şimdi hep binalar yaptı. Yani arazilerimiz aslında bizim hep verimli arazi. Evet. Keşke o zamanlar gelen belediye başkanlarımız veya mülkü amirlerimiz kimse, kim gelmiş olur, keşke dağ tarafına bütün binaları çekselerdi. Şimdi deniz kenarına bakıyorsunuz, bütün portakal bahçeleri, limon bahçeleri, sebze alanları kesildi. 7 katlı, 8 katlı yaldık evler yapıldı. Ama bu Mersin'e bir şey katmıyor. Evet. Yani sanayi durumumuz pek iç açıda değil. Organizede bir şeyler yapılmaya çalışıyor, ben buna inanıyorum ama daha da iyi olması gerektiği diye düşünüyorum. Çünkü organizeye giden arkadaşlarımızın %80'i sanayiden gitmedi. Evet. Sayın Başkanım, aynı zamanda hem kredi kooperatif, başkanınız aynı zamanda da Mersin Madeni Sanatkarlar Odası Başkanısınız. Uzun yıllarda başarıyla bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Peki Sayın Başkanım, bu sırada bu pandemi döneminden bugünümüze iş yerlerini kapatan esnaflarımız oldu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim meslek gruplarında iş yerini kapatan olmadı. Evet. İş yerini kapatan olmadı. Burada iş yerini kapatan arkadaşlarımız kahveciler, lokantacılar. Bunlar kapattı. Servisçiler zaten farklı yerlere gittiler. Ama dükkana kapanan en fazla şey olan da kahvecilerle lokantacılar oldu. Çünkü bizim meslek grubumuzda kapanacak bir durumu yok. Ha, çalışma sistemleri şimdi ne oluyor? Bunlar hepsi birbirine bağlı. Lokantı kapatınca, kahve kapatınca evine bir şey yaptıracaksa yaptırmadı. Yani veya dükkanına bir şeyler yaptıracaksa yaptırmadı. Diğer çalışan kesimin de çalışma kapasitesi aşağı %20'lere, %30'lara düştü. Bu sistemde onlar kapatmadı, açık bulundular ama siz de biliyorsunuz ben mesela ilk bu pandemi çıktığında işte kimse dışarı çıkmayacaklardı. 2 ay eve kilitlendik. Benimle beraber kaç bin kişi kilitlendi? Yüz demiyorum, kaç bin kişi kilitlendi? Biz sadece evimize erzak getirip götürüyoruz çocuklar. Şimdi böyle bir durumda karşı tarafa gidip bizim iş yaptırmamız da olmuyor. Onun için böyle bir sıkıntı var. Yani onlar açtılar ama yine aynı sıkıntıyı kapatanlar kadar çektiklerine inanıyorum. Kapatmış olan esnaf kadar onlar da sıkıntı çektiler. Sayın Başkanım, önce bir ara bundan yıllar önce yine sizinle böyle program yapmıştık. Evet. Burada hatırlarsanız. Dediniz ki işte yerel yönetimin Mersin'deki hani belediyelerden bahsediyorum. Mersin'deki sanayi esnafına faydası olması lazım. Çünkü belediyenin de birçok aracı var, gereci var, buna benzer yan işler vardır. Bunlardan yine hala böyle destek görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Esnaftanız faydalanıyor mu, faydalanmıyor mu? Vallahi şimdi belediyelerimiz sağ olsunlar sanayi sitelerine sadece yol işlerinde şey yapıyorlar. Yollar yaptı. Düzeltildi daha. İşte bunları yaptılar. Ben başka bir türlü çünkü artık sanayide de olmadığım için varsa bir şey yaptıklarını duymadım. Duymadım. Tamam. Zaten yapılacak bir şey yok zaten sanayide.
Sanayide dükkanlarımız hazır, zaten çalışmalarımız yapılır. Bozulursa yollarımız bozulur veya altyapıda bir sıkıntı olursa altyapıyı giderirler. Başka bir şeyimiz yok. Sanayilerimiz iyi. Peki büyük sanayiciler Mersin'e geliyor mu? Hiç pek duymuyoruz. Neden gelmiyor? Neden yatırım yapmıyor? Bir şey, nereye yatırım yapacak? Nereye, bana söyler misin? İnsanın bir iş yeri açması için önce dükkanı bulması lazım. Evet. Dükkan yok ki. Şehrin her tarafına yayılmışlar. Her tarafa. Şu an yeni mahalle, yeni açılan yolların arasında bile, yani ara sokaklarda, sabahleyin de gezdim, ara sokaklarda arkadaşlarımız dükkan açmışlar. Dükkanı olmayan bir yerde sen kim gelip yatırım yapacak? O zaman yani yatırımın yapılabilmesi için önce yerin olması lazım. Bir ev yapacaksan önce arsayı yapman lazım. Arsayı bulman lazım ki ev yapasın. Evi yaptığın zaman da kiracı bulacaksın. Misal veya eve kiracı. Ya bu aynı ona benziyor işte. Yer yok, dükkan yapamıyoruz. Kim gelecek? Biz 1997 miydi, 98 ilk Urfa'ya gittiğimizde yeni yapıyorlardı o zaman organizeyi. Ki bizim organizemiz o zaman yoktu. Adamlar bizi davet ettiler. Gelin dediler, organizede sizlere bedava yer verelim dediler. Bedava. İnşaatınızı yapın. Siz burada sırf sadece Urfa'da böyle bir şey kurulsun diye. Yani bizim burada yer yok ki. Başkanım, Mersin kaderi mi? Yani burada ya bilmiyorum. Yani biz yerel yönetime ve siyasetçilere de iş düşüyor. Şimdi siyasi konuşmak istemiyorum. Hayır, siyasi kesinlikle konuşmak değil mi? Yani şimdi şeyler var. Mesela bu şehirden bakan çıkmış, bir sürü bakanlık Mersin yapmış insanlar oldu. İki tane ya bakan oldu, üç tane bakan oldu, yeri geldi geçmiş dönemlerde. Biz o geçmiş dönemlerdeki bakanlarımıza da söyledik. Hatta biz bu sanayi için geçmiş günde, Allah rahmet eylesin, Sayın Bakanım öldü. Orada bir konuşma anında ben dedim ki bütün bu adayı olduğu gibi sanayi yapalım. Burayı doldurdum, o mu kaldı deyince seslerimiz, soluklarımız kesiliyor. Harekete bakanımız var. O bizden iyi biliyor dedik, sustuk. Yani şu an yetmiyor. Tırmılda yetmiyor, öbür taraf yetmiyor. Bugün marangoz mobilyacı arkadaşlarımızda 1000 küsür tane üye var. Tesisatçılarda 500-600 tane var. Madeni sanatkarlarda 1500 tane var. Otuk sanatkarlarda 1000 küsür tane var. Kaç dükkanımız var? 600 burada var, 400 de orada var. 1000 dükkan var, 3000 dükkan daha açık. Nereye sığdıracağız bunları? Tabii ki şehrin içerisine dağılacaklar. Belirli yerlere gidecekler. Evet. Ya bu olacak mı, olmaz diye bir şey yok. Maliye vergi levhası veriyor, belediye ruhsat vermiyor. Böyle bir kopukluk olmaz. Ya maliye ruhsat verdiyse, kayıt yaptıysa sen de ruhsat vereceksin. Bu burada olmaz. Burada olmayacağını önceden söyleyeceksin. Ya da maliye diyecek ki kardeşim sen nerede açtın dükkanı? A bölgesinde, o bölgede olmaz kardeşim. Filan bölgede açarsan sana seni kayıt yaparım demesi gerekir. Maliye bir yandan bizi alıyor, alır almaz da bağ kurulu yapıyor, yanında kaç kişi çalışıyor, sigorta, ondan sonra öbür taraftan ruhsat yok, burada çalışamaz. Nasıl bir şeyle karşı karşıyayız onu bilemiyorum. Sayın Başkanım, şimdi Mersin turizm cenneti diyoruz, turist gelmiyor. Sanayi diyoruz, sanayi büyümüyor. Yatırım diyoruz, yatırım şimdi da olmuyor. Nasıl büyüyecek bu Mersin? Mersin'in büyümesi çok zor. Mersin'in büyümesi için çalışma kapasitesinin %100 artması gerekiyor. Evet. Düşünceler, fikirler, herkesin bir şeyinin alınması lazım. Bazı yerlerde insanlara tepeden bakıyorlar. Sen çok konuştun diye de seni şeye getirmiyorlar. Yanlarına sokmuyorlar. Evet. Ama biz doğruları söylüyoruz. Benim bundan bu saatten sonra yapacak hiçbir şeyim yok. Ben sadece ne hizmet edebilirsem. Eğer buradan öldükten sonra bana Allah rahmet eylesin deseler benim için yeterli. Ya mutlaka. Benim bir beklentim de yok ama Mersin'e ben yıllardır uğraşırım bir şeyler vermek için. Bakın şunu çok basit. 1980'den beri ben Mersin'de teşkilatlar içerisindeyim. Evet. Girdim, çıktım, sanayide yönetime girdim, orada başkanlık yapmaya kalktım, odaya girdim. Oda değil, dernekken görev yaptım ben. Sırf böyle bir şeyler olsun, biz bir şeyler verebilir miyiz mücadelesini verdim. Ben yaptığım şeylerin hiçbirinin yok. Hep alnım açık, dimdik gezerim. Doroslar sanayisinde olsun. Kimse bana bir şey diyemez. Mersin sanayisinde olsun, Tırmıl'da olsun. Herkese de yardımcı oldum. Hele böyle konularda her zaman yardım etmeye hazırım. Yeter ki karşı taraftan da bir şey bekleyelim. Çünkü ben elimde sihirli değneğim yok.
Şenol'a ihtiyacım varsa Şenol'un bana yardımcı olması lazım. Ahmet'in de ihtiyacım varsa Ahmet bana yardımcı olması lazım. Başkanım şimdi Mersin kalkınması... Şimdi burada bir şey var. Bizim anlatamadığımız bir şey var. Yani bizim bir farklı konumda olmamız gerekli diye düşünüyorum. Hani bazı şeyler için Mersin'e yapılacaksa, bilhassa esnaf kesimiyle ilgili ben yıllardır uğraşıyorum. Ben Macit Özcan Başkan'dan bu yana uğraşıyorum. Ama bir adım yol gidemedim. Sadece Lütfü Elvan Bakanımız bu alanı yapın, bu alanı zirai alandan çıkartıyorum dedi. Sonra araya kimler girdi bilmiyorum. Bak burada açık ve net konuşuyorum. Bak burada işte ya ben orayı aldığımda orada hastane yoktu ki. Hop hastaneyi diktiler oraya, hastanenin yanına sanayi olmaz. Ya öbür sanayi de aynı mesafede. Oraya niye o zaman bize bıraktınız yaptık? Zaman içerisinde her şey değişiyor. Her şey. Değişmek mecburiyetinde, gelişmek mecburiyetinde. Yani biz, ben anlam veremedim. Hani Mersin'de yer olur da bana dersen ki lan kardeşim burada yer var. Sen ne gittin oraya? Ben seninle beraberim. Yok, yer yok. Başkanım hatırlayacaksın. Bir yandan burada, özür dilerim, bir yandan buradan belediyeler buralarda iş yapamazsınız. Haklı olarak çıkıyorlar, şikayet ediyorlar. Belediyeye yazıyorlar, zabıta geliyor, rahatsız ediyor. Şimdi çalışan insanların da rahatsız olmasını istemiyorum. Az önce söyledim, ben Zeytinlibahçe Caddesi'nde çalışırken kimse bizi rahatsız etmiyordu. Evet. Etmemesine rağmen 1980'de kendi kendime dedim ki küçük dükkanda biz artık iş yapamıyoruz. Büyümemiz gerekli ve sanayiye gittik. Şu an benim atölyem 400 metrekare ama bana yine yetmiyor. Yetmiyor. Yani büyümenin amacı bir yere taşındığınız zaman yerine yeni şeyler. Küçük dükkanlarımız var. Arkadaşlar tornacılık yapıyorlar. Bir tornayı bir matkabı koyuyor. Daha bitiyor. Ama o arkadaşımıza bir 150 metrekare bir yer verseydi. O adam freze de alacaktı, varger de alacaktı, onu alacaktı, bunu alacaktı, bir genişleyecekti. Biz kalkınmada öncelikle hareket istiyoruz. Çünkü eğer bir adam, şimdi siz evde oturuyorsunuz, eviniz 80 metrekare, bir oturma grubunuz var. Bir daha alır mısınız? Alamazsınız. Sığmaz çünkü. Veya diyelim ki başka bir şey almayı düşünüyorsunuz, alabilir misiniz? Alamazsınız çünkü sığmaz. Biz onun için sanayilerin yapılmasını istiyoruz. Küçük dükkan, iki dükkan adam alıyor dükkanı, iki araba sokur, iki araba dışarıda. İki araba kime zarar veriyor? Vatandaşa zarar veriyor. Evet. Dükkanın önünü kapatıyor. Kaldırımdan arkadaşlarımız vatandaş gidemiyor. Bunların önünü kesmek lazım. Yani biz yaşadığımız olaylar var bizim hayatımızda. Ben Zeytinlibahçe Caddesi'nde çalışırken bir demir ışığı dışarıya uzattım. O zaman ben gençtim, bir teyze düştü. Ben perişan oldum. Ayakların arasına girdi benim attığım demir. Ya benim burada ne işim var? İnsanlara mani oluyoruz. Evet. Yani hem insanların çalışma sistemine mani oluyoruz, hem insanların gezi sistemine mani oluyoruz. Çünkü şehrin içerisinde bunlar oluyor. Buyurun, çıkalım şuradan İstaniye Mahallesi'ne, hadi yürüyün bakayım kaldırımda. Su hastanesinden bu tarafa yürüyün de görelim kaldırımda. Evet. Şimdi bu ne? Muhtar Hanım, Zehra Hanım sürekli bana söylüyor, Sabit Başkan ne yapacağız? Ne yapacağım? Benim elimde şimdi direk yok. Ben bir şey yapamıyorum. Ben bir oda başkanıyım. Ben sadece konuşuyorum. Ama doğruları söylemek de suç oluyor. Bunların önünü ben kesmeyeceğim. Bunlarla belediye çalışacak, müteamirlerimiz çalışacak, kaymakamlık çalışacak, herkes çalışacak. Herkes üzerine düşeni yapacak. Kardeşim burayı temizlememiz lazım. Burayı yapmamız lazım. Daha önce ben Sayın Bakanlarıma da söyledim. Ya bir hastaneyle Zeytinlibahçe Cadde arasına bakın. Bu kadar dükkan olmaz ya. Hepsi tamirci, tornacı, iş yapan. Ha şimdi yeni yeni sattılar da birkaç tane dükkan eksildi ama oradan çıkıyorlar, bir arkadaki sokağa gidiyorlar. Yani anlamsız bir şey. Ya bunlara mesela biz belediye olarak bunların buradan kalkmaz. Bul bir yer kardeşim. Benim elimde plan yok, proje. Ben bu 50 dönümü böyle dükkan yaptım. Herkes buraya taşınacak kardeşim. Yeriniz hazır, elektriğiniz, suyunuz da hazır. Herkes buraya taşınacak. Şehrin içinde kimse kalmayacak. Büyük sanayi yapıldığında da herkes sanayiye gidecek. Buyurun size dükkanlar, kirası şu kadar. Satın almak isteyen de alabilir diye yapın bakalım. Hiç dükkana yönelik hiçbir şey yok. Yok. Evet. Hiçbir şey yok. Yani hiç kafalarından da geçmiyor. Biz sürekli onları bu konuda ayıktırıyoruz. Diyoruz ki bu lazım. Bunun yapılması lazım. Bunu yapın. Ha illa şimdi bazı şeylere biz ön ayak olunca zannediyorlar ki işte Sabit Yer Kovan işte çıktı orayı yapıyor. Kardeşim ben Mersin'e hizmet ediyorum. Toroslar sanayisini yaptım, benim orada yerim mi var? Benim yerim sanırım. Ben arkadaşlarım için yapıyorum. Esnafım için yapıyorum bunları. Ben her esnaf için çalışıyorum bunu. Sadece kendim için değil ki.
Ben mobilyacılarla da görüşüyorum, otur sanatkarları. Ya arkadaş bir şeyler yapalım ya. Hepimiz bireyden tutalım ama. Abi senden bitmiyor ki. Başkanım Mersin, güzel sanatkarlar var Mersin'de. Mersin'de güzel sanatkarlar var diyorum. Mersin'de abi adam yaparlar. Değil mi? Sanatkarlar var abi, olur mu öyle şey? Zaman zaman hatırlıyorum ben, siz buradaki esnafları alıp fuarlara katılıyordunuz. Her sene katılıyoruz. Evet. Pandemiden dolayı bu ara gitmiyoruz. Bizim odamızın esnafını geliştirme olasılığı var. Biz çok şeyler tertipliyoruz. Arkadaşlarımızın daha ileriye gitmesi için. Ve ben inanıyorum bizim fuarlara başladığımızdan bu yana sanayide CNC tezgahlarını arttığını, efendime söyleyeyim o araç kontrol cihazlarının arttığını falan hepsini gördük biz. Ama hep bunlar ne oldu? İşte gittiğimiz zaman şeye, fuara, orada görüyorlar, orada anlaşıyorlar, orada bitiriyorlar. Ben bile silindirimle bükme makinemi Gaziantep'te fuardan aldım geldim. Fakat başkanım, burada mesela fuar düzenleniyor, buradaki fuar ilgi de görmüyor. Yani hem küçük hem de ilgi görmüyor. Gelen fuara katılanlara soruyoruz işte, nasıl, memnun musunuz? Adamlar diyor ki biz diyoruz, memnun değiliz diyor. Bir dahaki sefer diyor katılmayacağız. Yani ilgi görmüyorlarmış. Şimdi yani fuarın, yerel, fuarın ilgi görebilmesi için önce şunu söyleyeyim, evet. Yerele bırak. Fuara biz nasıl gidiyoruz biliyor musunuz? Ben size onu izah ediyorum. Fuar şirketini arıyoruz. Biz diyoruz madeni sanatkarlar olarak 40 kişi, 80 kişi, çok otobüs gelmek istiyoruz. Bizim odamızın bütçesi kısıtlı. Bize ne yapabilirsiniz? O da diyor ki mesela araba başı bu kadar geliyor. Bize 3 lira 5 lira. Tamam biz anlaşıyoruz şöyle. Esnaflarımıza diyoruz ki oda olarak biz de şunu koyduk. Siz de yanınızdan 50'şer lira, 60'er lira verin veya 100'er lira verin. Biz bu fuara gidelim. Bir gecede sizi orada onu şey yapalım. Konaklayalım. Konaklayalım, dönelim. Yani bu yapmış olduğumuz şey kişi başına 150 liraya geçmez. Yani öyle bir sistem içerisindeyiz. Arkadaşlar der ki ya oraya kadar gitmişken şuraya da uğrayalım, burayı da gezelim, bir gece daha kalalım derse. Onları da üstüne koyuyoruz, böyle. Herkes Alman usulü gidiyor. Ama katkıda bulunuyoruz. Hem oda olarak, hem fuar olarak. Şimdi buradaki açılan fuarlara dışarıdan hiç kimseyi getirmiyoruz. Şehrin gelmesini bekliyoruz. Şehrin gelmesi için de burada kişiler gelmek için oraya çocuğunu alıyor, dolmuşa biniyor, 3 tane çocuğuyla oraya gelmeye çalışıyor. İçeri girerken para ver, dışarı çıkarken para ver. Peki niye gelsin ki fuara? Başkanım yani... Abi fuar çalışması çok farklı bir şey. Ya mutlaka ben onu demeye çalışıyorum. Yani burada mesela bir dışarıdan gelen, fuar alanına katılan misafirlerle ilgileneceksin. İşte yatırımcılar da gelsin, o işlerle ilgili neler imal edilmiş, neler üretilmiş, şimdi neler yapılıyor. Bunlar da... Dışarıdan gelinmediği süreçte Mersin'deki arkadaşlarımızın burada iş yapması çok zor. Evet. Yani Mersin'de üretim var mı? Belirli üretimler var. Ancak fuara gittiği zaman sadece kendi şehrine vermiş. Bak o fuarlara gittiğimizde İzmir olsun, Bursa olsun, efendime söyleyeyim İstanbul olsun, İzmir, bunlara biz gittiğimizde Antep olsun, Kayseri, bunlara gittiğimizde Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Türkiye'nin her yerinden geliyor. Sadece bir Kayseri, bir Antep veya bir İzmir değil. Türkiye'nin her kesiminden otobüslerle insanlar geliyor. Biz oraya gittiğimiz zaman 25-30 tane otobüs dışarıda duruyor. 30-30'da 1200 kişi o gün fuarı ziyaret ediyor. İkinci gün bir 30 daha geliyor. Üçüncü gün bir 30 daha geliyor. Sürekli olarak onlar bu şekilde çalışması istiyor. Yani işte burada ilgi görmemesinin sebebi belli yani. Yani. İnsan üzülüyor. Hepiniz üzülüyor. Çünkü yani hareketli bir ilgi görse, Türkiye'nin çoğu yerine insanlar gelip görse, Mersin ekonomisine katkısı da olacak o fuarı. Olmaz olur mu? Biz buradan giderken bir ay önceden oteli ayarlıyoruz. Düşün yani. Çok affedersiniz. Yemek yiyeceğimiz yeri arıyoruz esnaflara. Ki oraya gittiğimiz zaman zorluk çekmeyelim, hemen gider gitmez. Ya bir de mesela gelirken ufak tefek eşine dostuna hediye alıyorsun ki oranın esnafa da ufak tefek faydalanıyor. Abi herkes faydalanıyor. Buraya bakıyorsun başkanım, fuara alanında ben yıllardır takip ederdim, giderdim, çekim yapardım falan. Boş. 3 bölümse bir bölüm zor dolmuş. Dolmamış bile. İşte yani insan üzülüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanlar fuara giderken hem elindeki emtiayı, elindeki yapmış olduğu, imal ettiği şeyi insanlara, halka açacak.
ve de onu orada satabilecek anlaşmalar yapılıyor. Evet. Biz yapıyoruz onu. Geçiyoruz içeri. Bu makine ne? 10 lira. Ve sen bunu geri götürme. Biz buna 7 lira verelim. Sen bize şu tarihe gönder. Nakliyeye de karışmadın. Mesela ben şeyde Antep'ten aldım da makineler İzmir'e geri gidecek. Ben yarı yarıya aldım orada. Oradan götürmediler. İzmir'e evet. götürmediler. Mersin'e getirdiler malı. Ben nakliye parasından kursadılar adamlar. Yani böyle şeyleri. Ama bu fuarlar bir farklıdır yani. Bu da sanayi fuarı açmak için bizim farklı imalatlarımızın olması gerekiyor. Bir kere makineyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Biz makineyi dışarıdan getiriyoruz. Makineyi dışarıdan getiriyoruz. Çünkü esnafımıza bir istenenini zaten vermiyoruz ki bize makineyi. Yani biz üzülüyoruz. Bugün bir Kayseri görüyoruz, bir Antep görüyoruz. Antep hali. Bugün Antep'teki başkan arkadaşım Fatma Hanım 500 dönüm arazi vermiş kendilerine. Ha, yine bedava mı vermiş? Hayır, karşılığında alıyor yine parası. Ya bunlar hep bir katkıdır. Bir şeyler yapabilmenin katkısıdır. Ya sen vermezsen, öbürü vermese de sadece nereden getirecek babasından mı? Yok ki. Yani şimdi burada işte bu şeyin kontenjanı olmayışı. Bu birlikteliğin olmayışından kaynaklı. Doğru söz başkanım. Mesela ki bizim bu Mersin gerçekten hem sanayi açısından hem zirai açısından, tarım açısından bulunmaz bir nur nimet. Ama biz kıymetini mi bilmiyoruz? Yani başımızdakiler, yerel yönetim veya siyasiler bir şey yapması lazım. Bir açılış yapılıyor. Bakıyorsun kimse yok. Şimdi tabii bu pandemi sürecinde çok zorlanır da. Eğer başkanım öncesinde de biliyoruz ya. Bunu geçmiş şöyle bir şey diyeyim ama 3-5 sene geriye doğru gittiğinizde şöyle bakıyorsun bu ilgi görmüyor yani. Hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hala da yaşanmaya da devam ediyor. İnşallah bu aşılardan sonra bunlar düşer de biraz esnafımız da rahatlar. Ben şahsen söylüyorum mülkü amirlerimiz de rahatlar. Herkes rahatlar çünkü pandemiden dolayı insanların başladılar sağa sola saldırma. Ona ver, buna ver falan. Şimdi bakıyorsun böyle nereye kadar diyorsun kendi kendine haklı olarak. Ama bir şeyler yapılmasa da olmuyor yani. Şimdi başkanım siz geçen de büyük şey, mecliste şey oy birliğiyle bu erteleme çıkmış yani borçlarının. Esnaflarla ilgili yapılandırma. Evet çıktı diyorum. Çıktı. Işte. Çıktı da işte evet. Önümde benim şey evrak. Evet. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı diyor. 31 Temmuz ise bir ay sonra. Evet. Yani 2 ay önümüzde süreç var. Biz daha dükkanlarımızı tam kapasiteyle çalışmaya sokmadık ki. İş de hazır değil. Onu da söyleyeyim yani Mersin'in kapasitesini biz biliyoruz. İş de hazır değil. İster istemez işin olabilmesi için yani bu sürecin yukarıya bildireceğiz. Ben inanıyorum ki genel başkanım bu konuda bize esnafımıza yardımcı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Biz Allah izin verirse bunu yapacağız. O da hükümete bildirecek ve bu uzaması da gerekli. Ha bu uzadığı zaman bak samimiyetle söylerim. Operatörler kârı değil hep zarar ediyorlar. Zarar. Ha biz zarara razıyız. Biz sadece esnafın rahat olun. Biz kimsenin evini sattırmak istemiyoruz. Dükkanını sattırmak istemiyoruz. Boğazına çökmek istemiyoruz. Bu para bizim paramız değil. Önce onu söyleyeyim. Bu para devletin parası. Hazineden gelen bir para. Ve bu parayı bizim dikkatli kullanmamız gerekli. Onun için biz arkadaşlarımızı herkesle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Parayı verirken dahi ben kişilerle konuşuyorum. Parayı işinizde harcayın. Çoğu arkadaşımız geldi. Yok çocuğumu evlendireceğim. Yok araba alacağım. Yok kardeşim. Ekonomiye katkı sağlayın. Ben sana parayı verdiğim zaman sen gidiyorsun ev alıyorsun bitti. Ekonomiye katkı sağlamış. Şu an bizim %10'lar kesiliyor. Nasıl kesiliyor? 100 bin lira çekersen 10 bin lirasını bankaya yatırırsan ve kart kullanacaksın. Kart veriyoruz. Evet. Niye veriyoruz onu? Bir yerden alışveriş yaptığı zaman katkısı olsun piyasaya. Hani bunu düşünen insanlar da belirli. Senin ne yaptığını biliyorlar. Yani bu şimdi o zaman değil. Herkese söylüyorum. Çok dikkat edin. Bu para devletin parası. Bir gün bana derse ki bunları topla, ben toplayacağım. Ne olursa olsun, toplayacağız. Başkanım, şimdi esnaflarınız bu elektrik, yüksek elektrik fiyatları geliyor. Bunlardan bir şey sağlanıyor mu? Bunlar indirim sağlanıyor mu? Esnafa bir katkısı sağlanıyor mu? Oluyor mu? Bir sektöre devredilmiş. Evet. Gaz olsun, elektrik olsun. Yani suya şimdi mesela belediyemizde su ama o yine herhalde 4 liradan mı? Litre tonu satılıyor ama o da pahalı. Esnaf için de çok pahalı. Yani eğer böyle bir şey varsa ben buradan da seslenirim. İndirim yapsınlar.
Çünkü esnaf hem evinde hem dükkanında ödeme yapıyor. Başkanım önemli olan, hadi su o kadar da fazla sanayide kullanılmıyor ama elektrik yüksek, elektrik, fiyatları yüksek. Şimdi elektriğe kimse bir şey diyemiyor kardeşim. Dolar yükseliyor, dolar yükseliyor, gaz yükseliyor, elektrik yükseliyor, o yükseliyor. Gelire dönüp baktığınız zaman esnafın geliri aşağı doğru düşüyor. Çünkü bunun önünü zaten, bunun önünü kesecek olan tek şey hükümetin alacağı tedbirler. Şimdi bizim hep bize bir şey veriliyor, mesela maaş veriliyor veya biz kazancımız, ama döndüğümüz zaman şunu biz 5 liraya imal ediyoruz, buraya koyuyoruz, 7 liraya satıyoruz. Bunu öyle kabul et. Bunu döndüğümüz zaman biz bu emtiayı, hamını 8 liraya alıyoruz. Ben sattığımdan zarar ettim, üstünde de 1 lira civar. Benim çalışmam nereye gitti? Ne oldu benim çalışmama, benim zamanıma, benim elektriğime, benim suyuma, benim kirama? Hepsi gitti. Şimdi burada bir şeylik, yani bir, ben hep söylüyorum, dolar belirli bir rakama mı gelmesi lazım? Bir sefer getir. De ki 1,5 yıl zam yok kardeşim. Bu kaç lira? 5 lira. Bu 1,5 yıl 5 liradan satılır. Şimdi dönüyorsunuz bakıyorum, bunu geliyorsunuz. Programa girmeden önce baktım Sayın Başkanım, dolar 8.75'ti. Ne zaman? Bugün programa girmeden önce. Dolarla pek işimiz olmadığı için bakmıyoruz da, ama dolar sadece yükseldi diyorum. Başkanım ben. Örneğin işte bir demir işi yapanlar, esnaflarınız. Şimdi zaten, evet. Şimdi demirci boya konuşuyorsun, demirci zam yapıyor. Diyorsun ya ben bu işi aldım, sen niye bunu yaptın diyorsun. Adam diyor ki dolar diyor şu kadar oldu. Evet. Ben diyor şimdi sana bunu vereceğim diyor, döneceğim, tekrar almaya kalkacağım, zarar edeceğim diyor. Satmak bile istemiyorlar. Tık o para diyor. Satmak daha istemiyorlar. Çünkü sattıkları zaman zarar ediyorlar. Herkes zarar ediyor. Oturmuş bir piyasa yok. Oturmuş bir piyasa lazım bizim. Tamam, kazanç diyorlar ki serbest. İsteyen 5 lira kazanır, isteyen 2 lira kazanır. Bu tercihe bırak, ama malzeme... Malzemeyi sen de öyle bırakırsan bunlar olmaz. Bunların önüne geçmek lazım. Dün bir fırıncı arkadaş yanına uğradım Sayın Başkanım. 5 gün önce unun çuvalını 160 liraya alıyordu. Dün 171 lira olmuş. Baktım isyan ediyor. Ben diyor kaça satacağım diyor, ürettiğim malları diyor, kaç satayım. Daha o küncüsüne zam gelmiş. Yağına gelmiş. Odununa gelmiş. Ekmek aynı fiyat. Ekmek aynı fiyat. 225 kuruş koydular herhalde. 1 lira 25 kuruş. Ama gramajdan yarın o... Zaten gramajdan alıyorlar. Başka türlü kurtaramazlar. Evet. Yani kontrol mekanizmasında hata yok. Hata ülkenin ekonomik politikasında. Şimdi siz 5 lira kazandırken evde 6 lira harcayabilir misiniz? 10 lira harcama yetkiniz var. Kazancınız belli. Kazancınız kadar. Ama aldığınız şey öyle bir hale geliyor ki, bugün gidiyorsunuz peynir, zeytin almaya, 15 lira, 20 lira, 25 lira, zeytin çeşit çeşit olmuş. Alıyorsunuz, ikinci gün geliyorsunuz, 15 liraya aldığınız zeytin 20 lira olmuş. Peki, para aynı paranın. Evet. Yani bunu bir şeye oluşturmak gerekiyor. Öyle herkes istediği parayı kazanacak diye bir şey yok. Her şey ya, aklın dimağın durur ya. Ve de bunu kontrol mekanizması olmadığını söylüyorum bak. Geçenler dediler ki kontrol mekanizması kuracağız, onların önünü keseceğiz. Onlar bu şekilde konuştular. Yağ 75 lira oldu. 65 liraydı, konuşmadan sonra 75 lira oldu. Yağ nereden geliyor bu malzeme, nereden? Dışarıdan mı her şeyleri geliyor? Biz burada üretmiyor muyuz? Yani ekonominin sarsıntısı bizim üretemediğimizden ileri geliyor. Karpuzu üretiyoruz. Karpuzun kocamanı şimdi 5 lira pazarda. Karpuzu biz üretiyoruz. Evet. Çok var, 5 liradan veriyor. Ama bir öbür tarafta üretmediğim şey 25 lira, 30 lira alamıyoruz. Yani bunu ekonomi, ben akıllı bir adam değilim. Yani çok akıllı insanlar bizim başımızda da. İnşallah yani bir şapkalarını önlerine koyup biz düşünmeleri gerekir. Çünkü piyasayı oturtmazsanız sıkıntı her zaman var. Piyasanın oturması lazım, piyasanın belirlenmesi lazım. Bilecek onu, ben bir yıl kardeşim suyu 1 liraya içecek. Tamam. Adam kendini ona göre ayarlıyor. Zaman içerisinde bir yıl zaten geçtikten sonra bu 1,5 lira olursa herhalde bir yıl sonra sana gerekli zamanı da veriyorlar. Başkanım eskiden hatırlarsanız bu taş binanın oradaki o caddede ve hastane caddesinde dükkan tutmak meseleydi yani. Herkesin gücü yetmezdi. Şimdi bu dediğim yerlerde hep dükkanlar bomboş. İşte bu şartlar insanları o hale getiriyor. Şimdi bir yere alırken
Eğer orada herhangi bir kazanç temin edeceksen alıyorsun. Neticede bizler çalışan insanlarız. Evet. Ben kazanç yapamayıp da zarar edeceğim yerde niye durayım ki? Hiç kimse durmaz. Hiç kimse durmaz. Bunun için adamlar açıyorlar dükkanı, düzeltiyorlar, temizliyorlar, dünyanın masrafını ediyorlar. Orada oturuyorlar, müşteri bekliyorlar. Bir, iki, üç, beş, bir yıl dayanamıyor ki. Yani elindeki avucundaki de gidiyor, bir de üstüne boşlanıyor. Zaten dayanacak gücü olur. Piyasanın döndüsü olsa, piyasada döndü yok. İşte biz onun için söylüyoruz bunu. Ekonomiyi düzene sokmamız gerekiyor. Ülkenin kalkınmasında ekonominin çok önemi var. Ekonomiyi düzeltemediğimiz süreçte hiçbir şey yapamayız. Evet, başkanım, bir de sizin bu esnafların bir sıkıntısı vardır şu. Eskisi gibi eleman yetişmiyor. Şimdi o, çırak, kalfa. Ben karşılaşıyorsunuz değil mi böyle sıkıntılarla? Ben nasıl sana onu izah edeyim? Şimdi bizim bu Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu bir şey kararı var. 4x4x4. Ha, meslek gruplarını falan ayırdılar ama şey böyle değil. Bizim dedik ki 4x4 kabul. İkinci dördü koymayın. Serbest bırakın. Çünkü çocuk 4-7 yaşında giriyor, 11'inde çıkıyor. Bir 4'e daha girdi mi 15 yaşında oluyor. Bakın 15 yaşından sonra 15 yaşına kadar çocuklara hükmedebilirsiniz. Çocukların algısı daha fazla olur. Ancak bu tarihi geçtikten sonra çocukları eğemezsin. Bir laf var, ağaç yaş gereği. Bu çocuklar artık yavaş yavaş sertleşiyorlar. Evet. Sertleştikleri zaman bu çocuklara biz eğitimi alamıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Çocuğa süpür diyorsun, süpürmüyor. Bakın ben tam ilkokulu bitirdim, mesleğe girdim. Hem okudum hem çay. Ama o mesleğe girdiğimde ben bağırırlardı, çay getir, giderdik çay dolduru getir. Yıkayın burayı, yıkardık. Şimdi çocuklara onu söyledim ama olmuyor. Kızıyorlar çocuklar ve gelmiyorlar. Biraz da ailelerimizin kabahati var. Çocuklarımızı sanat yönüne yönlendirmiyoruz. Bakın sanatkar kalmayacak. Sanatkar kalmayacak. Bu sanatkar demek çok farklı bir konu bizimki. Evet. Yani bu ülkede bizim sanatkardan çok zanaatkara ihtiyacımız var. Yani çünkü sanatçılar deniyor, o ayrı bir şey de zanaatkara ihtiyacımız var. Bu ülkenin kalkınması zanaattan geçer. Ahi Evran için bir sürü şeyler yapıyoruz ama şeyini yürütemiyoruz. Yani gidişatını yürütemiyoruz. Çocukların eğitimleri için bana göre, bak bana göre her zaman söylüyorum, ilkokulu bitirdikten sonra çalışmak isteyen çocuklarını çalıştıracak. Ha okula gidecek yine. Gitsin 4 ay bir yerde çalışsın. Okul başladı, alsın çocuğunu götürsün. Okula devam etsin. İkinci bir 4 çocuk samimi söylüyorum, her şeyiyle pişer. Okulda bile öğretmen bir şey sorduğu zaman onu ben gördüm, ben bunu yapabilirim öğretmenim de diyebilecek kapasiteye geliyor çocuklar. Ama bir çocuklara bir şey vermesin. Ben kendi mesela hiç uzağa gitmeyelim, kendimden mi aldım? Torunuma diyorum ki sen şeye götürdün, iş yerine götüreceğim, orada çalışacaksın, senin yaşın büyüdür, çocuk çalıştırmak hata diyor, sen bilmiyor musun diyor. Bana bunu söylüyor. Ama biz kimi yetiştireceğiz? Yani sırf okullarla, bakın okullarla eğitim bitmiyor. Ama başkanım, Avrupa'da dikkat ederseniz hem okuyorlar, hem çalışıyorlar, hem iş öğreniyorlar. Ya Ahi Evran şeyini ben Berlin'e gittiğimde gördüm. Bizden almışlar çırak eğitim okulunu. Evet. Ve oradan alınan belgeler Almanya'nın her tarafında geçerli ve bize öğretmene söylediler. Bunlar İçişleri Bakanlığı'nda dahi geçerli dediler. Biz burada sertifika veremiyoruz. He. Şimdi ustalık belgesi çıktı. Ustalık belgesilere yöneldik. 84'ten 85'ten bu yana ustalık belgesi. Evet. Şimdi usta yetici belgesi dediler, onları aldık. Şimdi yeterlilik belgesi. Kim bunu istiyor? Avrupa istiyor. Nasıl alacağız? Böyle alacağız. Kimden alacağız? Burada çıraklık eğitim okullarımız var. Maalesef onlardan alamıyoruz. Özel sektörler verecek de özel sektörlerden alacağız. Çıraklık eğitim okulları ikinci plana atıldı. Halbuki o okullar bizim çocuklarımızın yetiştirildiği yerlerdi. Çıraklarımızı gönderiyorduk, hesap öğreniyordu, bazı şeyleri öğreniyordu, iş öğreniyordu. Bir metre, bir terazi nasıl tutulur onları öğreniyorlardı. Şimdi böyle bir şey de yok. Şimdi başka mesela özel okul sözcük ustalarından örnek vereyim biraz. Adı öğretmen, direksiyon öğretmeni. Sen bakıyorsun ben ondan iyi diyorsun, araba kullanıyorum. İşte formalite adı, eğitim öğretmeni. Yani aslında bunu devletin vermesi daha iyi. Yani az önce dediniz ya, hani bu çıraklık ve ustalık. Çekirdekten yetişme olacak. Çekirdek.
Bizim ülkede bu geçerli. Çekirdekten yetişecek. Kimse alınmasın. Bazı arkadaşlarımız çok okumuşlar ama tornavida tutamıyor. Evet. Anahtar sökemiyor. Yani şimdi bu okuyacak. Hem onun pratiğine çalışacak. Biz kimse okumasın. Okuma hevesi olan arkadaşlarımız çıksınlar, okusunlar ama pratikte de bazı şeyler yapsınlar. Görsünler o şeyin halini. Yani şimdi bakıyorum böyle. Yani bir anlam veremiyorum. Eğitim sistemimiz bu sistemde usta yetişmez. Çırak evet. Bulamıyoruz. Kimse çocuğunu 4 ay olduğu zaman o tatil döneminde de alıyor beraber. Hadi oğlum denize git diyor. Sen diyor. Git tatilini yap diyor. Zaten bir yıl okudun diyor. Ondan sonra yani önümüzdeki ondan sonra ne oluyor? Çocuk yıl okuyamadı. Evet. Liseden sonra bıraktı. Ne yapacağız çocuğu? Başlıyoruz o tarafa iş bulmaya, bu tarafa iş bulmaya. Çocuğun elinde bir meslek yok, bir şey yok. Bunları yaşadığımız için konuşuyoruz. Başkanım eskiden hatırlarsanız sanat okulu mezunuysanız hemen işe alıyorlardı fabrikalar. Tabii. Değil mi? Tabii. Pratikte de alıyorlar. Yani şirketlere gidip çalıştığımızda bize kimse bir şey sormadı. Şu işi yapabilir misin? Yapıp deyip giriyorduk içeriye. Bizi imtihan ediyorlardı. Biz imtihanda kalalım. İçeri giriyoruz. Yapabiliyorsak bunu tamam gitmiştir olay. Yani bir 10 yıl sonra artık dükkanlarda usta da bulamazsın, kalfa çırak da bulamazsın. Zaten şu an için zaten büyük bir sıkıntı var. Çırakta çok büyük sıkıntı var. Biz çırağı ille dükkanı temizleyecek, dükkanda şey yapacak diye değil, yetişsin diye alıyoruz. Ama ister istemez bazı şeyleri yetişirken gelecek yerler vardır. Bu iş basamak basamaktır. Birden bir yere sıçrayamazsın. Sanat mı? Zanaat dediğimiz şey mi? Bize zamanı var. Çocuk atölyeye girdiği zaman inanın aldığı paradan fazla makine bozuyor, takım bozuyor. Hiçbirimiz, hiçbir usta buna kızmaz. Çünkü neticede çocuktur ve öğrenecek. Hani buna tığ niye kırdın, bu makineyi niye bozdun demez. Bir daha dikkat etler. Bak bu buradan bozuluyor. Bunu böyle yaparsan bir daha bozarsın diye çocuğa hatalette bulunuyor. Hiçbir usta kızmaz. Ben buna yürekten inanıyorum. Yani çünkü ben yaşadığım şeyleri bozabilir. Evet çocuk boza yetişiyor. Usta hiç kimse babasına demez ki oğlum sen oğlum bunu bozdu, şunu kırdı, bunu kırdı demez. Çocuk yetiştiği mi de hoşuna gider. Benim şu an Mersin piyasasında 10 tane ustam var, dükkan açmış çalışıyor. Maşallah. Evet. Bu benim için gurur verici bir şey. Başkanım Avrupa'da da böyle bizim bu ülkemizdeki gibi kredi kooperatifleri var mı? Yoksa sadece destek vallahi mi? Vallahi ben olduğunu zannetmiyorum. Biz sadece burada bir girişimde bulundu. Tahmin ederim Kıbrıs'ta böyle bir şey açtılar ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Ben bilmiyorum desem ayıp olmaz değil mi? Yok. Ancak bizim genel merkezimizin bir çalışması var. Bize söylediklerinde oraya gidip bunlara izah etmişler. Bu izahat için, esnaf için ama adamların bizim bir farklı konumumuz var. Onların bir farklı konumumuz var. Onlar daha gelişmiş ekonomi yerinden bizden biraz daha iyi oldukları için ben onun olduğunu orada tahmin etmiyorum. Ama bizim dediğim gibi görüşmeler genel merkezimizden Avrupa arasında görüşmeler var. Ama bu konunun nasıl olduğunu tam olarak bilemiyorum. Şimdi başkanım Mersin'de sanırım herhalde 4-5 tane esnaf kefalet kredi kooperatifi var değil mi? Evet. Hepsinde işlevler aynı mı? Mesela banka mesela aldı kredi bir faizi vardır. Şimdi standart mı yani? Kooperatiflerin hepsi standart. Evet. Sadece Mersin'de değil, Türkiye genelinde standart. Evet. Tamam. Faiz oranımız standarttır, kesintiler standarttır, alacağımız evraklar standarttır, sunacağımız şeyler hepsi standarttır. Biz zaten bir şeye pek karışmayız. Şunu getir. Bunları alırız, toplarız, bankaya göndeririz. Banka ilk kontrolünü yapar. Eğer herhangi bir arkadaşımızın şeyi varsa der ki bunu düzeltsin gelsin. Başkanım şunu sormak istiyorum. Şimdi örneğin esnaf geldi. 20 bin lira, 30 bin lira veya 50 bin lira kredi çekecek. Mutlaka kefil arıyorsunuzdur. Kefilde şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz onlardan zannet misiniz? Para devletin parası. Evet. Para bizim paramız değil. Evet. Para bankada. Bizim cebimizde de değil. Kasamızda da değil. Para bankada. Az önce söylediğim gibi biz onlardan evrak istiyoruz. Çekeceği rakamlar karşılığında bize kefalet getirmesi gerekli. Teminat evet. Vermesi teminat. Gerekli. Biz 20-25 bin liraya kadar iki kefille verebiliyoruz. Ondan sonrasına da ipotek istiyoruz. Çok büyük rakamlar olduğu zaman çünkü 200 bin liraya kadar veriyoruz. Bu 200 bin liraya verdiğimiz rakamı da hem bazen ipotek ve kefil alıyoruz, bazen de büyük bir ipotek alıyoruz. Yani rakamın çok üstünde. Hep yarı yarıyadır bizim. Eğer
100 bin lira para çekecekseniz 200 bin liralık teminat vermeniz gerekli. 200 bin lira çekecekseniz en az bunlar olacak. 400 bin liralık teminat vereceksiniz. Teminatınızı 1 trilyon da verseniz eğer sicilinizde herhangi bir şey varsa çekemezsiniz. Bunlar önemli şeyler. Tabii. Evet. Ya bunlar çok önemli şeyler. Onun için arkadaşlarımıza biz derken bu şeylerinizi ödeyin, sicilinizi bozma. Şimdi örneğin bazı insanlar işte prosedürü bilmediği için ya işte X kooperatife gittim de bir sürü şey istiyorlar. Yok kefil istiyorlar, yok bilmem. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar istenirken az önce de söyledim. Bu para devletin parası. Bu istekleri de biz istemiyoruz zaten. Bize genelge gelir. Bunları alacaksın. Esnafına bu şekilde krediyi ödeyeceksin. %7 kesintimiz var. 100 bin lirada 7 bin lira kesintimiz var. Faiz oranlarımız 0.8 Tamam mı? Bu şartlar altında kim almak isterse buyursun gelsin. Kapımız her zaman açık. Zaten biz bunun kuruluşu esnafa yardımcı olmak, destek olmak. Yoksa ona gel para verme, buna gel gözünün üstünde kaşın var ona verme. Onu beğenmedim. Böyle değil bizim orası. Biz kalkınmada öncelikli hareketler yapıyoruz. Mesela boşa paranın gitmesini istemem. Gidiyorum dükkanı bomboş. Biz ne yapacağız bu parayı? Ben şunu yapayım. Böyle veremem sana para. Sen bir dükkanda çünkü paranın biz işe yatırılması taraftarıyız. Mala yatırılmasının taraftarıyız. Makineye yatırılmasının taraftarıyız. Biz krediyi verirken esnafa böyle gidip bir şey alsın diye değil. Dükkana veriyoruz biz krediyi. Mala veriyoruz, takıma veriyoruz. Geliştirmesine veriyoruz. Esnaf olan herkese veriyorsunuz değil mi başkanım? Esnaf olan herkese veriyoruz. Esnaf olan herkes. Ama işte dediğim gibi yani dükkana gidip banka görüyor. Dükkana girdiği zaman burada, şimdi buraya geldi istediğiniz kredi esnafsınız verecek size. Evet. Buraya geldiği zaman bir makine var, iki makine. Ha, bu makineler değerli demek ki iş burada yapılıyor. İmajını yaratmak lazım. Evet. Bunu anlatabildim mi? Yani konuya banka da hakim. Öyle biz hadi verdik diyemiyoruz. Banka ben buna vermiyorum dedim, veremiyoruz. Çünkü yetki şu an için bankanın elinde. Evet. Banka oradan çıkış yapmasa da ödeyemem. Bir de başkanım bu ödemeler konusunda mesela bazen esnaflar arasında duyuyoruz işte. 3 aydan 3 aya ödemeler oluyor. Şimdi ödemeler aylık, 3 aylık ve 6 aylık. 5 yıla kadar bir şey var. Şimdi az önce bu sıkışmadan dolayı da genel merkezden, genel başkanımızın bizden bazı bize önerileri oldu da onları da buradan dile getireyim. İnşallah olur. Evet. Mesela kişinin çalışma durumunda bir bozukluk var. Ha, iş durumunda, ödemesinde falan değil ama sıkışıklığı var. Rakamları yükselteceğiz. Şimdi böyle bir şey çıkacak Allah izin verirse. 300-350 bin liraya kadar. Şu an yok ha ama kimse bu var diye gelinmesin burada. 350 bin liraya kadar verme imkanımız olacak. Bu verdiğimiz parayla ne kadar borcu varsa içinden keseceğiz. Ondan sonra gerisini tekrar kendisine verip önünü açmayı düşünüyoruz. Güzel bir şey ama. Tabii yani çünkü fark daha çok sıkıntıya düşmesin diye. Diyelim 100 bin lira çekmiş. Geldi teminatlarını vererek bizden yeni bir kredi istedi. Bunun içe o 100 bin lirayı keseceğiz. Gerisini tekrar kendisine vereceğiz. İşini devam ettirsin diye. Yani biz hem ülkeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hem insanlara ayağa kaldırmak istiyoruz. Hiçbir kooperatif başkanı arkadaşımın bu tür insanları boğma gibi bir niyeti yok. Yani bazıları dışarıda bir sürü şeyler konuşuyor, duyuyoruz da kesinlikle böyle bir şey yok. Biz en güzel şekilde esnafa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında genel merkezimiz var, bunun yanında birlik başkanımız var, bunun yanında ben açık söyleyeyim hükümetimiz var. Yani gerekenler neyse yapıyorlar. Bizi de hiç şey yapmıyorlar. Yani para istediğimiz an para hesaba yatıyor ve esnafa veriyoruz. Bundan daha büyük iyimiz olamaz. Ha, faizli. Yani biz şimdi bizim tek şeyimiz faiz oranlarının biraz daha aşağı çekilmesi. Yani eğer bu pandemi olayında birden yükselince sıkıntı yaradık. Yılbaşından sonra 8.5 olunca insanlar birden elini ayağını çekti. Evet. Yani bizim biraz daha katkı sağlanması gerekli diye düşünüyorum. Tabii orada da onların kendilerine göre de hesapları var. Bu hesaplar nasıl yürüyor? Biz bilemeyiz şimdi. Biz biliyoruz diye bu da yalan. Valla başkanım Mersin'in kalkınması için hep birliğiyle, el birliğiyle bir araya gelip kalkınması lazım Mersin'in. Şimdi ben sana şu basit bir rakam söyleyeceğim. Şu Mersin genelinde bizim 5 tane kooperatifimiz var. Evet. Ortalama
80 ile 100 arasında bir para dağılmış. Yani neticesine bakacaksanız 500 milyon para esnafımızın üstünde. Bu çok büyük bir katkı. Bakın bankalar hariç 500 milyon para biz dağıtmışız. Yani eski parayla 500 milyar para vermişiz. Bunlar hepsi esnafın cebinde. Biz işte bunu istiyoruz. Ayağa kalksınlar. Ha bu pandemiden konuşmuyorum. Yani şu an demiyorum. Evet. Yine ben buradan sesleniyorum. Bu ertelemeyi eğer uzatırlarsa önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum bir ayağa kalkış olacak. Yoksa durum pek iç açıcı ya, değil. Öyle, o gün böyle bir baktım hani bu lokantalar şunlar bunlar buna benzer iş yerleri kahvaneler serbest olunca lokantalara baktım kalabalık. Tabii ki sevindim ben, mutlu oldum. Esnaf kazansın, sebze getirenler, meyve getirenler, yani bu lokanta ile ilgili işte garsonlar, zincirleme yani. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Kahveci mesela kimse oturmuyordu, şimdi dışarıda oturuyorlar, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar falan. Hani insan mutlu oluyor. Ticaret yapınca evine bir lokma ekmek götürüyor. Diyelim ki yani bu pandemi bitsin de... Dünya, sadece biz değil, dünya çıktı. Tabii önlemler birden de başımıza gelince bazı şaşkınlıklar oldu. İnşallah bundan sonra düzelir diye düşünüyorum. Evet başkanım, şöyle toparlayacak olursak buradan esnaflarımıza bir müjdeniz var mı? Vallahi az önce söylediniz işte bu, ben, örneğin dediniz ki işte 350 milyara kadar şey yapacağız. Yok, o artık şimdi daha yok. Daha yok, yani öyle daha bir düşünce yok. Var diyorsunuz. Öyle bir düşünce var. Evet. Öyle bir düşünce var. Zaten bu düşünceyi biz aldığımız zaman bütün esnafımıza bildiriyoruz. Yani hepsinin bizden haberi oluyor. Biz onlara iletiyoruz. Tabii bu da hak. Yani dediğim gibi hak eden kişi arkadaşlar alacaklar. Çünkü bu paranın bir de geri dönüşü var. Geri dönüşler bizde sıkıntı yarattığı süreçte bizim kredi verme olanımız bitiyor. Şimdi biz dağıttığımız parayı siz getiriyorsunuz. Biz alıyoruz, Ahmet'e veriyoruz. Ahmet getiriyor, Mehmet'e veriyoruz. Mehmet getiriyor, Ali'ye veriyoruz. Bu şekilde bir döngü içerisinde çalışıyoruz. Bunlar olmazsa şey olmaz. Yani ben tabii burada fazla söyleyecek bir şey de yok. Allah hem ülkemizin yardımcısı, hem dünyanın yardımcısı olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bu kötü günleri bir an evvel atlatırız diye düşünüyorum. Tabii bu birlik beraberlik içerisinde olması lazım. Mersin'in kalkınmasını istiyoruz. Bizim burada az önce söylediğim gibi belirli bir şeye gelmişiz. Biz, ben dediğim gibi 80'den beri teyip bir şeyler verelim. Bir şeyler verdiğimizin karşılığını insanlardan alalım. Yani işin büyümesini, masyonizm, sanayilerin kalkınmasını. Biz bundan gurur duyarız. Sanayiden 8-10 arkadaşımızın organizeye gidip iş yapmaları bizi mutlu eder. Onların yanına gittik mi lan diyoruz, fabrikatör oluruz. Ha biz de bu teşkilatın içerisinde böyle buralara kadar geldik. Biz de belki bu sosyal aktivitelerle uğraşmasaydık belki biz de fabrikatördük. Çünkü belirli, çok şükür, bir işe sahip, belirli bir tabana sahip. İnşallah her şey farklı olur. Ben buradan esnaflarımın karamsar olmamasını, İleriki günlerde Allah izin verirse ben her şeyin daha güzel olacağına yürekten inanıyorum. Bugün bizim daha önümüzde var ama yine de göremeyebilirim. Ben şimdiden bayramlarını kutluyorum, kurban bayramlarını. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Kusura bakmayın. Evet sevgili izleyenlerimiz. Hoşçakalın. Ben de programımıza renk katan, değerli o bilgileri anlatan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı, aynı zamanda Mersin Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Sabit Yelkoğan Başkanıma ben teşekkür ediyorum. Gerçekten de sabahları erkenden kalkar, esnafları tek tek ziyaret eder, hal hatır sorar. İyi günlerinde, kötü günlerinde hep yanında olmuştur. Olmaya da devam ediyor. Zaten hayatının çoğunu esnaflıkla geçirdi. İnsaf hayatını yani insanlara adamış bir insan. Doğru mu Sayın Başkanım? İyi günde kötü günde hep yanına gidiyorsunuz. Biz duyuyoruz. Evet, biz duyuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Bu da tabii bizi mutlu ediyor. Önemli olan yaptığın işte etrafındaki insanlara faydası olması. Bunu da biz siz gibi değerli böyle başkanları görünce mutlu oluyoruz. Ben bir kez daha buradan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin diliyorum. İnşallah bu pandemi sona erer de rahat bir şekilde hayat devam eder. Doğru mu başkanım? Çok doğru. Evet, bizleri izlediğiniz için ekran başındaki siz değerli izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünce olsun, sağlıklı olsun, hoşça kalın, mutlu kalın diyorum efendim.